It's from Queenie Hennessy. She's in a hospice. Is that a letter? For a friend. She has cancer. I'll keep walking and she must keep living. Tell her Harold Fry is on his way. I'm walking a long way, but I haven't quite got the hang of it yet. I'm going to save Queenie too. My husband, he needs to be stopped. You have to believe in him. Travel the length of England to save a woman from dying. I've spent my life not doing anything. Kızıl Topraklı Dünya Sineması'na hoş geldiniz. Toplu Bakış serimizin bu bölümüne yepyeni bir Britanya filmiyle merhaba diyelim. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. 2023 yapımı filmde yaşı ilerlemiş emekli Harold, araları limoni olan eşiyle yaşarken bir gün yıllar önce tanıdığı Queenie isimli kadının kanser hastalığı son evresine geldiği için huzur evine yatırıldığını haber alır. Kısa ve sıradan bir cevap yazdığı mektubu atmak için evden çıkmasıyla, hiç aklında olmayan ya da belki de aslında hiç aklından çıkmayan, ülke çapında olay olacak bir yolculuğa adım atmış olur. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, Rachel Joyce'un 2012 tarihli aynı adlı ilk romanından uyarlama. Başta bir radyo oyunu olarak yazıyor ve kanserle mücadele eden babasına ithaf ediyor. Sonrasında romana çeviriyor. 2014 tarihinde hikayeyi Queenie karakterinin perspektifinden anlattığı bir roman daha yazıyor ki adı The Love Song of Miss Queenie Hennessy. Yönetmen Hattie MacDonald, daha çok yönettiği dizilerle tanınıyor. Başrolde pek çok filmden hatırlayacağınız, benim de çok sevdiğim Jim Broadbent var. İlginç bir bilgi vereyim, kitabın seslendirmesini de Broadbent yapmış daha bu film projesi ortada yokken. Harold'un elinde sadece bir market poşetiyle, en ufak bir hazırlık yapmadan, eşya almadan, İngiltere'yi neredeyse baştan başa geçecek uzun yürüyüşü, kısa sürede tanıştığı insanlar, diyaloglar, öğrendikleri ve yaşadıklarıyla hem acı hem tatlı bir masala, bir queste dönüşür. Hem kendini hem çevresini, belki de evreni tanıdığı ve yaşamla geçmişle yüzleştiği, sakin ama sahici bir macera olup çıkar. Adam o yaşında boş ahırlarda yatmaya başlar. Birdlengere karnını doyurur, ateş yakarak ısınır, yaprak yer, derelerde ayaklarını dinlendirir. Çevresindeki dünyayı dinler, alışır yabanda yaşama ve yürümeye. Medeniyeti özellikle kullanmaz. Yolda olduğu sürece Queenie'nin ölmeyeceğine inanır. Yolda olmasının onu hayatta tuttuğuna inanır. Zaten bir noktadan sonra kısmen doğaya dönüş filmine de benziyor diyebiliriz. Harold'un kendine dönüşüyle paralel olarak. Ama esas tema bu değil tabii ki. Film boyunca eşiyle aralarının bozulmasında da etkili olan oğullarının çöküşü geriye dönüşlerle veriliyor. Hem o hikaye hem de Harold'un yürüyüşü paralel hikayeler. Birbirini tamamlayan hikayeler gibi sonunda buluşuyor. Konverjans değil mi? Çoğu insan neden yürüdüğünü, neden bir otobüse binip gitmediğini, ne yapmak istediğini anlayamaz. Amacı sorulduğunda hep ölüm döşeğindeki Queenie'yi iyileştireceğime inanıyorum der. Ve bu cevap, inanç deyince aklına sadece din gelen, kurallar gelen insanlara garip gelir ki filmin bende uyandırdığı pek çok duygu ve düşünce içinde en güçlüsü bu oldu. Yeri gelmişken açık konuşalım. Gençliğimden beri gerçek yani saf inancın ancak bireysel olabileceğini düşünürüm ben. Tuhaf gelebilir ama sayısız örnekle doğruluğunu gördüm hayatım boyunca. Din dedikleri tartışılmaz damgası vurulmuş bir ideolojiden başka bir şey değildir benim için. Yüzlerce yıl öncesine ait bir ideoloji. Bireysel bir inancın kitleselleşmesi, Orta Doğu inancını özüne dair hiçbir şey bırakmıyor. Yapısı gereği şahsi olan, bireysel olması, kalması gereken inanç, kitleselleştiğinde bambaşka bir çürük bir şey, boğucu ve zamanla iyice anlamsızlaşan bir ideolojiye, bir istismar alanına, aracına dönüşüyor. Belki de çürüyor. Çürütülüyor ve çürütüyor ki filmde tam da buna tanıklık ediyoruz sonlara doğru.
Kısacası 2023 Britanya yapımı The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry benim için harika bir tecrübeydi. Sweet Girl McCree şarkısının eşlik ettiği, yapmacık bir iyimserliğe başvurmayan, sade ama etkileyici, hatta akla Kieślowski'nin Trois Couleurs Bleu, Üç Renk Mavi filmindeki unutulmaz simgeyi de getiren, tırnak içinde pırıltılı finaliyle seyredenler anlayacaktır bu göndermeyi, ileride tekrar tekrar izlemek isteyeceğim filmlerden biri oldu. The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Я обычный человек с обычными слабостями. Я отправилась навстречу новому. Меня зовут Аня Смолина. А все остальные зовут меня... Я наблюдаю под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю. Я к матери еду. 13 лет ее не видела. Она, может, меня и не узнает. Смешно это. Разреши мне быть рядом с тобой, мама. Так что, милые хейтеры, утритесь. Я еду в Магадан. Забери меня с собой. Вся жизнь — это одно большое путешествие. Главное, как ты пройдешь свой маршрут. И я пройду этот путь, я знаю точно. Сырада вирус в фильме ваш. Поехавшая. Bu filmi seçmemin sebebi Harold Fry filmi gibi aniden çıkılan bir yolculuğu konu alması. Üstelik hem yapım yılları hem de seyretme tarihi olarak yakın zamanlara denk gelmeleri de yaklaşımlarıyla bir mukayese imkanı tanıması açısından tercih etmeme sebep oldu. Bayehavşaya 2023 yapımı bir Rus filmi. Uluslararası İngilizce ismi Off the Rails olarak geçiyor. Rusça ismi hem yolculuk hem de kaçıklık anlamına sahip ve ikisi de filmin ana karakterine uygun olduğu için seçilmiş olduğu belli. Yönetmen Anton Mastov. Konu nedir diyeceksiniz. Benzer dediğim gibi. Alina Alexeyeva'nın oynadığı Anya karakteri, içinde bulunduğu büyük şehir karmaşası, insanları ve tırnak içinde uygarlıktan fenalık gelince bir çılgınlık yapar ve yıllardır görmediği binlerce kilometre uzaktaki annesinin yaşadığı Magadan kentine bisikletle bir yolculuk yapmaya karar verir. Hikaye Anya'nın köpeğiyle beraber yaptığı bu bisiklet yolculuğunu anlatıyor. Uçsuz bucaksız Rusya manzaraları var, doğa var, kamp var, bisikletle yolculuk var, köpek var, tam benlik. E bir de Harold Fry filminin üzerine gelince burada yer vermek, sizlerle de paylaşmak istedim bu Rus filmini. Harold Fry çok daha ağır bir film, ciddiyet anlamında Bayehavşa'ya daha hafif bir yaklaşıma sahip. Mizah unsuru daha yoğun, daha genç, daha canlı, daha eğlenceli bir bisiklet seyahati seyretmek isteyenlere Bayehavşa'ya daha çok hitap eder diyerek eskilerden, klasiklerimden bir Amerikan filmine geçelim. Today I know something I never knew before. I know that no matter how cruelly the world strikes at the souls of men, there is a God-given decency in them that will come out if it gets half a chance. Paul, this is wrong. I can't stay here. I shouldn't have come here in the first place. Did anybody see you come up here yesterday? There was no one in the hallway. I don't know about the street. I'm sorry, I have no money. Melanie said you might be it's willing... It's paid for. Şimdi de 1942 yılında Anna Seghels'in yazdığı aynı adlı romandan hemen 1944 tarihinde uyarlanan bir filmle tanıştıracağım sizleri. The Seventh Cross. Yönetmen Fred Zinnemann. Daha önce bahsetmiştim kısaca. Ebeveynlerini Nazi kamplarında kaybetmesi, savaşa odaklanan filmler çekmesinde önemli bir etken bilindiği gibi. Başrolde Spencer Tracy var. Filmin en önemli özelliklerinden birisi savaş sonrasında değil Nazi döneminde çekilmiş bir film olması ve savaş öncesi Almanya'yı anlatması. 1936 Almanya'sında konsantrasyon kampları Yahudilerle değil Almanlarla dolu. Kendi zihniyetlerine karşı olanlar, solcular özellikle de komünistler tıkılmış buralara. Mesela Dachau 1933'te yapılıyor ve Hitler iktidarına karşı olan herkesin tıkıldığı bir ölüm kampına dönüşüyor Yahudilerden önce. Diğer konsantrasyon kampları da burası örnek alınarak inşa ediliyor zaten.
Almanlar arasında öylesine korku salıyor ki bu kamplar, aman oralara düşmeyelim anlamında deyişler, tekerlemeler tekrarlanıyor. Film işte bu ortamda 7 kişilik bir grubun bahsedilen kamplardan birinden kaçışlarıyla başlıyor ve ardından Nazilere yakalanmama çabalarını konu alıyor, takip ediyor. Kampın komutanı hemen 7 tane çarmıh diktiriyor girişe ve yakalandıkça kaçakları bunları asarak kamptakilere gözdağı vermeyi seçiyor. Film boyunca kaçaklardan biri ve ilk yakalanan olan Wallow'nun anlatıcı sesi eşliğinde Spencer Tracy'nin canlandırdığı Heisler ekseninde kaçakların ve Alman toplumunun röntgeni çekiliyor. Zaten romanın yazarı Anna Segers de bir Alman komünisti ve kapatıldığı bir kamptan kaçmışlığı var. Yani ona yabancı bir hikaye değil. Bir çeşit tanıklık da diyebiliriz yazdıklarına. Segers filmdeki narration'ı, dış sesi, gereksiz bulsa da faşizm karşıtlığını netleştirmesi açısından Zinnemann ve senarist Helen Deutsch filmde tutuyorlar. Almanya'daki Nazi karşıtlığının sesini duyurması açısından dünyayı önemsemişler bu kısımları. Bir anlamda iz bırakmadan gidip gidenlerin de sesi duyurulmuş oluyor. Almanya'da Nazilere karşı direnişin varlığı not düşülüyor. Herkesin onlar gibi olmadığını söylemeyi tarihi bir sorumluluk olarak da düşünüyorlar. Dolayısıyla Seven Cross'a pek çok 2. Dünya Savaşı filmi gibi anti-Alman filmi değil, anti-Nazi filmi denilebilir. Bu daha doğru. Zaten filmin ana karakteri Nazilerden kaçmaya çalışan bir Alman. Dolayısıyla Nazi kabusuna hele de o yıllarda değinilmeyen bir yaklaşım sergileyen The Seven Cross filmi, geçtiğimiz aylarda beni etkileyen 1940'lı yıllardan sağlam bir film olarak tavsiye edilmeyi hak ediyor. Mi tente ingegnere una forma di venire. Che l'hai? Le preghiver. Le preghiver. Mamma. Cosa te ne metti tre in notte? Mi leader in su. Fa sei che punto per ieri. Sono come un time. Sentire che ho catte la maura fa. Ég reyndi alltaf vinið mína. Þetta var risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vinið mínu. Geldik son dönemde hem film hem de dizi alanlarında iyi işler çıkartan, takip etmeye çalıştığım ve kafamızın uyuştuğu İskandinavya'ya. 2022 yapımı bir İzlanda filmini konuk edeceğiz. Özgün ismi Berdreimi, kabus demek İzlandaca. İngilizce uluslararası ismi Beautiful Beings. Diğer dillere de İngilizceden tercüme edilmiş genelde, mesela Rusların Krasivoy Suşestva demesi gibi. Berdreimi bir gençlik filmi, bir büyüme hikayesi. Ama aşk meşk temalı hafif bir hikaye değil kesinlikle. Önceki programda bahsettiğim Eston filmi Klaas'ta olduğu gibi trajik sayılabilecek kadar ciddi ve karanlık bir tonu var. Yönetmen Gudmundur Arnar Gudmundsson. Berdreimi ikinci uzun metrajı. İlki Hearthstone diye bir film ve yine ergenlik dönemindeki çocuklarla ilgili bir hikaye ama seyretmediğim için daha fazla bir şey söyleyemem. Berdreimi filmi ergenlerin dolayısıyla bir bakıma insanlığın acımasız dünyasına kapı aralıyor. Bali karakteri. Okula yeni gelen bir çocuk. Tek gözünü kaybettiği için takma göz takıyor. Çok çekingen ve evde üvey babasıyla sorun yaşayan bir çocuk Bali. Okuldaki 3 kişilik bir başka grup Addi isimli çocuğun ısrarıyla bunu aralarına alıp beraber takılmaya başlıyorlar. Dörtlü bir grup oluyorlar yani. River Phoenix'in gençliğine benzettiği maddi annesiyle yaşıyor ve onun gibi psişik güçleri var. Mesela diğer insanların yaşadıklarını görebiliyor belli koşullarda. Filmin hikayesi çocukların yaşadıkları çerçevesinde yakınlaşmaları, olgunlaşmaları ve savrulmaları konu alıyor. Tabii 4 tane çocuğun hem akranları hem de özellikle büyüklerle olan sorunlarını seyredince akla hemen Stand By Me isimli şaheser uyarlama geliyor. Ama onun kadar iyi düşünülmüş derinlikli bir hikaye sunamıyor bence Berdreimi filmi. Diğer yandan sertlik oranı, hayatın gerçekleri çok daha ciddi boyutlarda bu filmde. Stand By Me'ye kıyasla ensestten tecavüze pek çok konuya açık açık değiniyor. Benim ilgimi çeken bir film oldu. Üzerinde biraz
biraz daha çalışılsaymış, klasik olma potansiyeli varmış dedirtti açıkçası. Ama yine de supernatural, doğaüstü soslu, sert bir ergenlik filmi arayanlara rahatça önerebileceğim bir İzlanda filmi, bir İskandinav filmi diyerek rotayı Balkanlara kırıyoruz. Quarta Alba. Un film inspirato din fatte reale. Deșteptarea bandiților, deșteptarea! Construim canalul! Construim canalul! Quarta Alba, unul din lagărele de muncă forțată ale canalului Dunăre Marea Neagră. Stai, stai! Sunteți studenți? Caută, soldat, caută! Hai, caută! Și în gaură de șerpe, dacă s-a ascuns, tot îl găsim. Ei, luați vrea cu șerpii ăștia de aici! Soldat, sare la mine! El de aici! Bandiților, la carceră vă bag! Ce zici? Și dacă e noroi? Când viața ți este pusă în pericol, descoperi valoarea prieteniei și a solidarității. Yine geldik güzelim Balkanlara. Bir roman filmiyle devam edelim. Özgün ismi Porta Alba olan 2014 tarihli White Gate'i Dünya Sineması programımıza konuk edelim. Nicolae Marginano'nun hem yönetip hem de yazan ikiliden biri olduğu film. Tarihi bir drama. Komünist dönemde Tuna Nehri'ni Karadeniz'e bağlama projesine bir taştır iki kuş vuralım mantığı ile başlanıyor. Özellikle entelektüeller sudan sebeplerle toplanarak çalışma kamplarına doldurulur. Nazilerin Yahudileri çalıştırdığı gibi. Komünist idarede bu muhalif gördüklerini forsa mantığıyla öylesiye çalıştırır ve hem topluma korku salmış hem de onları etkisizleştirmiş olur. Porta Alba ismi bu kanalın limanlarından birindeki aynı adlı kamptan geliyor. Hatta Osmanlı dönemindeki ismi Alakapı'ymış. Ve bu kamplarda Türkler de çalıştırılmış az da olsa. Bu tarz uygulamalar Sovyet fikirlerinin uydu devletlerinde uygulamaları. Çünkü bilirsiniz Stalin de aynısını yaptı. 1930'larda gulaglardaki mahkumlar kanal inşaatlarında çalıştırıldı. Ölesiye. Hatta orada çok daha acımasız uygulandı. Ve kıyaslanmayacak kadar çok insan öldü bu çalışma kamplarında. Mesela Belomorsko-Baltiyski kanalı değil mi? Film Edwin ve Ninel isimli iki genç üzerinden Porta Alba kampında yaşananları aktarıyor. İkili ülkeden kaçmak isterken yakalanıp buraya getiriliyor ve sağ kalım mücadelesi veriyorlar herkes gibi. Kamptan manzaralarla ilerliyor Porta Alba. Taş kırıp taşıma işine dayanamayıp ölen çok oluyor. Kolay değil. Karakterler akıp gidiyor ekranda. Mesela sessiz kalırsam ölürüm diyen şair Petre karakteri akılda kalıyor. Petre bir kazak örüyor. İçine 5 tane şiir gizliyor. Nasıl yapıyor diyeceksiniz. Morse kodu kullanmış düğümlerle. Bir düğüm nokta, iki düğüm, çizgi. Örgü bunlardan oluşuyor. Kazan içinde saklı şiirler. Dokudukça yazıyor, dokundukça okuyor. Şair Petre. Yine aklımda kalan bir başka sahnede sadece ayakta durabileceğin kadar daracık hücreler var. O kadar sıkışıksın ki oturamıyorsun, yatamıyorsun, kıpırdayamıyorsun bile. Mecburen ayaktasın. Yıkılmadım, ayaktayım durumu böyle bir hale de işaret ediyor olabilir bazen diye düşündürdü açıkçası. Evet ayaktasın, evet yaşıyorsun ama tabuttasın. Tabuttan bile daha küçük bir hücreye tıkılıp kalmışsın. Bir işkence yöntemi olarak çok kullanılmış bunlar. Sovyetlerde, Nazilerde varmış mesela. Almanlar Stebunker, Ruslar Kişka diyorlar. Osmanlı'da da kullanıldığını yazıyor Vicky. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir kara olan çizgi romanında da rastlamıştım çocukken ama emin değilim. Bu kanal projesine Romenler Roman entelektüellerinin mezarı diyorlarmış. 1940'ta başlamış, 10 yıl kadar devam etmiş. 2000'den fazla insan ölmüş. 1953'te durdurulmuş ve mahkeme süreci başlamış. Sivil yönetim cezalandırılmış ama esas suçlu Komünist Parti ve iç işlerine dokunulmamış. Yani esas suçlular sıyrılmış hep olduğu gibi, her yerde olduğu gibi, Türkiye'de de olduğu gibi. Gülen cemaatiyle en üst düzey işbirliği yapanların ortalıkta gezinmesi, fakir fukaranın göstermelik içeri atılması gibi değil mi? Filmin dikkatimi çeken yönlerinden biri. Bu türde hapishane toplama kampı filmlerinden alıştığım
şekilde gardiyanların sinematik bir gaddarlığa, sadistliğe sahip olmamasıydı. Gardiyanlar da, mahkumlar da epik karakterler değil, normal insanlar. Olaylar da normal. Zaten filmde büyük olaylar yok benzerlerinde olduğu gibi. Sakin bile denilebilir bu açıdan ki kendine has bir hapishane ya da daha doğru bir ifadeyle çalışma kampı filmi sayılabilir. Porta Alba unutulmaz bir film, çarpıcı bir hikaye olmaktan çok, yaşananları unutturmama ve görsel hafızaya eli yüzü düzgün bir şekilde aktarma konusunda başarılı olmuş bir tarihe şahitlik filmi diyebilirim. فردا از دریا بیاد شلوار تو میکشه سره ببینم دست با خطا کرده همچی که این مرغای دریایی بیان دور جنازت فاتحه بفرسن بخورم Sırada İran sinemasından bir temsilci var. Özgün ismi Cezire-i Ahani olan Iron Island yani Demir Ada filmi. Denize demirlemiş hurda bir gemide geçiyor olaylar. Demir Ada dedikleri bu gemi. Sefalet içindeki insanlar bu gemide hayata tutunmaya çalışırken Kaptan Nemat isimli bir yaşlı yönetici idare ediyor her şeyi. Film bu insanların yaşamlarından gemiden kesitler veriyor. Yönetmen Muhammed Resulov. 3 tane filmini seyretmişim. Bununla beraber takip ettiğim bir yönetmen, İran rejimine muhalif bir isim, hatta birkaç yıl önce İran'ın Silivri'si evin cezaevine tıkıldı. Son durumuna bakmadım, içeride olabilir hala. Özel bir program yapmaya niyetlendiğim bir filmi daha var, dosyasında bekliyor. 2005 tarihli Demir Ada filmi tahmin edilebileceği gibi bir alegori. Hurda gemi aslında hurdalığa dönmüş bir ülkeyi temsil ediyor, bir toplumu belki de. Bence böyle. En basit modern olanaklardan yoksun bir halka, ev sahipliği yapan tuhaf bir mekan. İnsanlar kira vermek yerine kendilerine verilen işleri yapıyorlar. Zaten tek kuruş verecek durumları da yok. Oluşturulmaya çalışılan parya toplumun iyi bir mikro numunesi diyebiliriz demir gemi ahalisine. Epey İran filmi seyrettiğim için özellikle son dönemde filmdekilerin konuşması bana bir tuhaf geldi. Asgar Ferhadi'nin kentli İranlılarının konuştuğu Farsça'ya benzemiyordu. Bir kulak dolgunluğu olmuş bende. Sürekli selamünaleyküm diyorlar. Maşallah Allah diyorlar ve intonasyonlar da acayipti. Not almıştım seyrederken. Sonra baktım, Farsça bilmeden doğru anlamışım. Buradaki insanlar İran'da Körfez tarafında yaşayan bir Arap azınlıkmış. Bandariler deniyormuş bunlara. Zaten giyim kuşamları da çok değişik. Mesela kadınlar yüzlerini Batullah dedikleri metalik görünümlü kendine has maskelerle örtüyor. Körfez burkası da deniyormuş bunlara. Batullah. Alegori demiştim. Gemide Abdülkerim diye bir adam var. Öğretmen. Çocuklara imkansız şartlarda bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Fakat bu öğretim yıllar öncesinin gazeteleri ezberletilerek yapılıyor. Saçmalığı düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 1955 yılından kalma gazetelerin okullarda ezberletildiğini düşünün. Yoksa öyle mi yapılıyor? Ya da yüzlerce yıl öncesinin masalsı kitaplarının ezberletilerek eğitim dendiğini hayal edin mesela. Korku filmi gibi bir gerilik değil mi? Bu öğretmen Abdülkerim aynı zamanda aklı bilim de temsil ediyor bence ki bir tek o ve aşık genç itiraz ediyor kaptana.
Ne varsa bilim ve aşk da var, değil mi? Öğretmen aynı zamanda ölçüm yapıyor ve geminin yavaş yavaş battığını söylüyor. Ama yaklaşan depremin kulak ardı edilmesi gibi bu uyarıları dinlenmiyor tabii ki. Kaptan çok sağlamdır bu gemi, bırak yahu diyor işin öylesi geldiği için. Sefaletin alegorik olarak verilmesi ve fikir ilginç. Ama filmin sinematografisi zayıf, kamera uzak kalıyor, seyirci uzaktan seyrediyor gibi, bu da etkiyi azaltıyor. Fakirleştikçe çaresizleşen ve boyun eğen, eğmek zorunda kalan insanların yalan vaatlerle gittikçe daha perişan hale gelişleri, getirilişleri resmediliyor. Kurda bir gemiden daha kötüsü olamaz derken çöllere kadar savruluyorlar. Sonlara doğru çocuğun gemiden kurtardığı balığı, kumlar arasında sıkışmış balığı alıp denize atması. Sonra uzaklaşırken geri dönüp baktığında bu sefer kıyıda kurulmuş ağları görünce aslında kendi eliyle bir tuzaktan alıp bir başkasının kucağına bıraktığını anlayıp o balığı denize doğru koşması çok anlamlı bir finaldi. Toplumun sefaleti sürüp gidecek, birinden kurtarsan diğerinin pençesine düşecek diye de düşünülebilir. Çocuğun her şeye rağmen denize doğru koşmasıyla umut teması da akla gelebilir. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak, emperyalizmden korunacağım derken daha beter bir cehennemin içine tıkılıp mahkum olabilirsin. İran'daki son olayları düşünün. Mahsa Amini, değil mi? Hatta ben bu programı planlarken bu filmin yönetmeni hapisteydi. Eleştirel bir bakışı olduğu için tek suçu bu. Türkiye'de çok farklı değil pek çok açıdan. Hatta daha kötü tarafları bile var. İran halkı Amerika'dan önce kendi devletinden korunması gereken bir toplum haline gelmiş. Devlet terörü, değil mi? Devlet terörü kavramını her fırsatta tekrarlayıp bu bilinci yerleştirmek zorundayız. Bir de son bir şey aklıma ne geldi? Hani Türkiye'de sürekli aynı gemide izleyip dururlar ya, umarım o gemi bu gemi değildir. Ve buradakiler gibi sonunda çöllerde başımız sokacak bir yurt arar hale gelmeyiz. Houston, Texas. It's Christmas. Someone special is coming to town, and it's not Santa Claus. I'm coming, Beast. Jack Kane, a cop. He's sensitive, understanding, and kind to strangers. But all that's about to end. I'm coming, Beast. Aliens. Say what? It's true! You need a psychiatrist, Jack. Your psycho stole a lot of heroin to kill people. What the hell is going on here? As far as you're concerned, this case is closed. Dolph Lundgren. And you go in pieces. Dark Angel. Şimdi de 1990 tarihli ama bence 80'lerin ruhuna daha yakın bir bilim kurguyu anmak istiyorum. Amerika'da I Came in Peace, I Come in Peace. Avrupa'da ve Türkiye'de ise Dark Angel olarak sunulan filmden bahsedeceğim. Başroldeki Dolph Lundgren filmde başına buyruk bir polis dedektifini oynuyor. Ortalığı karıştıran bir uyuşturucu çetesini takip ederken işler uzaylıların devreye girmesiyle maceralı bir bilim kurguya dönüşüyor. Yönetmen Craig Baxley'i orta karar Stephen King filmleri ve dizilerinden tanıyoruz. 1999'da Storm of the Century, 2002'de Rose Red ve 2003'te The Diary of Ellen Rimbaud, bildiğim ve seyrettiğim diğer işleri. Aslında Dark Angel projesi üzerinde 1987'de çalışılıyor ve o zamanlar başrolde Arnold Schwarzenegger'i düşünüyorlar. Ama o yıl Predator'la Arnold'un patlama yapması, yıldız haline gelmesi bu film için çok pahalı bir oyuncu yapınca
vazgeçiliyor. Ben Türkiye'de Dark Angel ismiyle kasetçiden kiralayıp seyretmiştim ama filmin ismi özellikle Amerikan kaynaklarında I Come in Peace olarak da geçiyor. Bunun sebebi Amerika'da 40'lar öncesinde Dark Angel diye çekilen iki film olduğunun sonradan öğrenilmesi. Dolayısıyla karışmaması ve hukuki bir sorun çıkmaması için Amerika'da I Come in Peace olarak göstermek zorunda kalıyorlar. Ama uluslararası piyasada Dark Angel ismi biliniyor bizde olduğu gibi. Aslında filmin enteresan bir konusu var. Talek isimli bir uzaylı dünyada insanlara yüksek miktarda eroin enjekte ettikten sonra vücutlarında üretilen endorfin adlı zevk verici maddeyi çekip galakside satmak üzere topluyor. Tabii bu insanların anında öldüğünü söylemeye gerek yok. Bu galaktik uyuşturucu kaçakçısını kovalayan bir de Azek adında bir galaktik polis var. Yine uzaylı. Dark Angel bunların ortasında kalan iki dünyalı dedektif ve peşlerinde oldukları mafyatik adamların koşturmacası etrafında dönüyor. Başlangıcı bile çok hareketli filmin. Öyle ki ilk 15 dakikaya arka arkaya 3 aksiyon sekansı sığdırmışlar, o derece. Dark Angel'ın bence önemli özelliklerinden birisi de Dolph Lundgren'in başrolde olup da başarılı olduğu nadir filmlerden olması. Yanında dolaşan, her şeyi kitabına uygun yapmaya ve amirlerinin gözüne girmeye uğraşan Brian Bendon'un oynadığı bücürük FBI ajanı da mizahi açıdan filme bir katkı sağlıyor. Jean-Claude Van Damme olmayınca No Retreat, No Surrender filminin ikincisinde ona şans verilmesiyle sinema kariyerine başlayan Matthias Hughes'un canlandırdığı ve isminin Talek olduğunu IMDb'den öğrendiğim uzaylı zamanında beni çok korkutmuştu. Hele o gözleri, rüyalarıma girdiğini hatırlıyorum. Bugün dahi etkileyici gözüküyor. Makyaj ve plastik efektler bence çok iyi. Dark Angel filmini zamanında çok sevmiştim. Tekrar tekrar kiralamıştım. Yine izlediğimde yine beğendim. Hala seyrediliyor. Temposu iyi ayarlanmış, hızlı, yönetmenlik ve oyunculuk yeterince başarılı. Müzikler rock ağırlıklı ve canlılık katıyor. Zaten aksiyon filmi. Efektler yeterli. Eli yüzü düzgün bir bilim kurgu aksiyonu olarak seyredilip keyif alınacak. Eğlenceli, kovalamaca ve komedinin başarıyla karıştırıldığı 90 tarihli olsa da dediğim gibi tipik bir 80'ler macerası diyerek hemen sıradaki filmimize geçelim. Endre vagyok, a gazdasági igazgató. Rácz Mária, minőségellenőr. Balit akar fogni, doktornő? Mondd, Lacikám, nincs valami rendesebb, arcveszebb? De. Maga privát kis vicce érdekel. Akkor most mondja, hogy mit álmodott valójában ma éjjel. Én nagyon szép meglátom magát. Ezt nem hiszem el. Mi van összeültet? Maga az érintés szokott gondot jelenteni, nem? De. Hát akkor az gyakorolja. Mit gondol, olyan könnyű nekem itt hülyét csinálni magamból? Belvalók, annyira szeretem magát. Én is nagyon szeretem. Romantik filmlerden hoşlanmam genelde ama geçenlerde seyrettiğim bir Macar filminden çok etkilendim. Burada da konuşmak istiyorum. Hatta ileride detaylı bir özel program bile yapmak isterim. Hak ediyor, konuşacak çok şey var. Filmimizin ismi Teströrles Lelekrör. İngilizcesiyle On Body and Soul. Ruh ve beden hakkında gibi çevrilebilir. On Body and Soul. Yönetmen uzun yıllar finansman bulamasa da yılmayan ve sonunda bir dizi projesi ardından bu filmi yazıp yöneten Macar kadın yönetmen. Enye değildik o. Hemen bir pencere açalım. Avrupa'nın aksine Macarlarda Uzak Doğu isim sıralaması geçerli. Ne demek istiyorum? Yani Macarlar da Japonya, Çin, Kore gibi önce soyadını sonra ismi yazıyorlar, söylüyorlar. Mesela Japonlar Kurosawa Akira derler aslında. Ama ters çevrilerek Amerika Avrupa sıralamasına uygun hale getirilmiştir. Bildiğimiz şekli Akira Kurosawa değil mi? Macarlar da onlar gibi soyadını önce
söylüyor. Bu programda yönetmenin ismine özgün haline sadık kalarak Macarca'daki sıralamayla N7 illiko şeklinde kullanacağım deyip dil konusundaki hassasiyetimizi belirtip penceremizi kapatalım ve filme geçelim. Olayların geçtiği ana mekan bir mezba. Diyeceksiniz ki romantik filmin ana mekanı nasıl mezba olur? Çok güzel oluyor. Çok da uygun oluyor. Alakasız gibi duruyor ama harika bağlanmış. İşe yeni alınan Maria isimli kadın ile Andre isimli adam arasında tesadüfen ortaya çıkan tuhaf bir yakınlaşma anlatılıyor. İş yeri psikoloğu ayrı ayrı rüyalarını sorduğunda ikisinin de aynı rüyayı gördüğü anlaşılıyor. Ve film bu çiftin bu acayip, bu doğaüstü gözüken olay etrafında yakınlaşmasını merkezine alıyor. Ortak rüyalarında göl kıyısında karlı bir havada birer geyik olarak görüyorlar birbirlerini. Macarca sarhoşmuş. Bu arada. Henry yani adımı oynayan Geza Morçani. Oyunculukla bir ilgisi yok. Yayıncılık sektöründe yöneticilik yapmış uzun yıllar. Okumasam inanmazdım, hiç aklıma gelmezdi. Yönetmen ısrar edince rol almış. İlk filmi ve devam etmeyi de düşünmüyor. Geza Morçani. Maria'yı oynayan Alexandra Borbey. Aslında N7 Illico psikolog rolünü Alexandra'ya yazmış. Tiyatrodan tanıyor, başarılı bir tiyatrocu. Fakat aylarca Maria'ya uygun birini arayıp bulamayınca sonunda onun oynayabileceğini düşünmüş. Çünkü hem kırılganlığı hem de güçlülüğü yansıtabilecek profesyonel ve uygun birini istiyor bu rolde. Geyikleri aslında kış manzarası içinde değil, yazın çekmeyi istiyorlar ama tüyleri daha belirgin ve farklı olduğu için kışın çekmeye karar vermişler. Erkek geyiğin ismi Goliath. İlk kez bu filmde çalışmış. Dişi Peters'ı Amerikan filmlerinde de kullanılmış bir geyikmiş. Aylarca eğitim verilmiş, sonra 6 günde çekilmiş sahneleri. Geyiklerin tecrübe durumuyla oyuncuların tecrübelerinin paralel olması da ilginç bir tesadüf bence. İki tarafta da erkekler tecrübesiz ama dişiler daha tecrübeli, değil mi? Filmde Maria çekingen diyerek geçiştirilebilecek bir insan değil. Farklı bir durumu var. Görür görmez Asperger olduğu anlaşılıyor. En azından ben düşündüm. Otizm spektrumunda bir durum, bir kondisyondur, değil mi? Robotvari analitik konuşmalarından, dokunulmasından ve yakınlaşılmasından irite olmasına kadar her haliyle belli ediyor bunu. Daha ilk sahnelerde. Chris Peckham vardır, o geldi aklıma. Sadece temas değil sorun olan. Özel olarak da samimiyetten hoşlanmıyor. Mesela isim Maria dedik ya, hemen samimi şekilde Marika denmesini çok rahatsız oluyor. Hemen tepki gösteriyor. En ufak bir teklifsiz yakınlaşmaya, sözel ya da fiziksel, tahammülü yok. Katerina'nın Katya denmesinden hoşlanmaması ya da Fatma'nın Fatoş denmesinden rahatsız olması gibi düşünebilirsiniz Maria ve Marika'yı. Karizmaki filmlerindeki karakterlerin donukluğunu da hatırlatıyor davranışları Maria'nın biraz. Köşesine çekiliyor, herkesten uzakta kahvesini içip yemeğini yiyor. Bazı açılardan aynı ben. Müthiş bir titizliği var hem işinde hem hayatında. Konulan kuralları milimi milimine uyguluyor ve inanılmaz bir hafızaya sahip. Ben de hafıza berbattır ama. O kadar ki Maria insanlarla günler önceki konuşmalarını bile kayıt defterinden okur gibi cümle cümle sırasıyla hatırlayabiliyor. Andre isimli adamsa normal demeyelim, sanki diğeri anormalmiş gibi, ama daha sıradan davranışlara sahip diyebiliriz. Kolunda bir sakatlık var, yaşı da ilerlemiş, cinsel bir sorun yaşadığı anlaşılıyor. İnsanlarla mesafeli ama gündelik sosyalleşmelere katılıyor. Tamamen dışarıda kalmıyor. Maria kadar ileri derecede asosyal değil, gözlemci, düşünceli ama bir kabullenmişlik var gibi. Topluma karşı da genel olarak hayatın akışına karşı. İki kişinin aynı rüyayı görme fikri nereden geldi aklınıza deyince yönetmen N7 Illico. Karakterleri kendilerini hapsettikleri rutinlerden çıkartacak bir dinamik lazımdı. Risk aldıracak bir dinamik, keşfe çıkartacak. Birden aklıma geldi açıkçası, somut olarak bir yerden almadım diyor. Zaten senaryoyu da birkaç haftada kısa sürede yazmış. N7 Illico. Filmin ilişkiye paralel akan geyikli rüya sahneleri, mezba sahneleri tek başına birer karakter gibi yaşamı ve ölümü sembolize ediyorlar sanki. Şirin ambalajlarla satılan o etlerin nasıl elde edildiğine dair kitaplardan belgesellere, hatta şahsi deneyimlere kadar bilgim vardı. Ama yönetmen o kadar etkileyici veriyor ki bu korkunç katliamı ve ilişkinin belli noktalarında bu sekansları devreye sokarak o kadar çarpıcı bir etki, bir paralellik yaratıyor
anlatıyor ki o kıpkırmızı, o kanlı sahnelerle ve bunlara artık sıradan bir gündelik hadise gibi bakan insanlarla, çalışanlarla düşündürüyor insanı. Bambaşka yerlere gidiyor kafanız. Hayvanlara yapılan işkencelerin ötesinde toplumsal ortamın da, ilişkilerimizin de, davranışlarımızın da aslında kasaplaşmış insanların dev bir mezbahasından farksız olduğunu düşündürüyor seyrederken. Hayvanları katleden katiller gibiyiz aslında birbirimize karşı da. Mezbahaya dönmüş bir toplumsal yapı, ilişkiler ağı. Birbirimizi kanatmaya doğmuyoruz aslında biz de. Sosyal ilişkiler içinde, pençesinde, en korkutucu olan da bunun artık sıradanlaşması. Kanıksanmış, sorgulanması anormallik sayılmış bir durum olması. Rus filmi Durak'ın sonunda Dima'nın söylediği gibi Neujiriti nepanimaş, tomu civyon kaksın, midohnim kaksın, toy kapatomuştu, midruk durugun niktu. Hayvansı bir itişip kakışma içinde hayvanlar gibi can veriyoruz nihayetinde. Dünya denilen mezbanın içinde. Bu cümlelerle olmasa da filmde söylediğinin meali bu. Dohnim kaksın. Kurgusu, renk seçimleri, kompozisyonları, kamera açıları, mecazlarıyla yani sinema diliyle üzerinde kafa yorulmuş bir film On Body and Soul. Mesela bir örnek vereyim. Oturdukları evleri bile karakterlere uygun konumlandırmışlar. Andre daha sokakla yani yaşamla, toplumla, hayatla iç içe bir dairede otururken Maria tepeden bakan daha ayrıksı bir daireye sahip. Dahası adamın ev ortamı karanlıkken ya da loş, kadınınki aşırı aydınlık olarak görülüyor. Sinemanın ışık dili değil mi? Sanki biri bu loş karanlık, diğeri de aşırı aydınlık içine sıkışmış, hapsolmuş haldeyken birlikte hayatın içine adım atıyorlar. Birbirlerine doğru, rüyaları aracılığıyla buluşarak. İnce işçiliğinin, masalsı gerçekçiliğinin ve şiirselliğinin ötesinde, zihninizde yarattığı anlam dünyasıyla, duygu dünyasıyla da nefis bir filmde bayıldım. Durudu seyrederim ben bunu öyle bir film. Dediğim gibi ileride özel program yapıp daha ayrıntılı konuşabilirim. On Body and Soul hakkında diyerek göl kenarındaki bu iki geyiği, bu özel çifti baş başa bırakalım ve Macaristan'dan Almanya'ya doğru adım atalım. Das ist die Kraft der Gemeinschaft. Was ist denn noch wichtig in einer Diktatur? Disziplin, Herr Wenger. Macht durch Disziplin. Was machen Sie da? Herr Kohlhage, glauben Sie mir, Sie sollten mal sehen, wie die Schüler aus sich rauskommen. Die sind wirklich hochmotiviert. Von du redest, du Stricher? Renn um dein Leben oder ich blaste dir dein Hirn weg. Nimm die Pistole runter. Tim. Frau Wenger, Sie können ja jetzt nicht weinen. Sag mal, spinnst du? Frau Wenger, es geht nicht. Du genießt es, wie sie dich vergöttern, in deinen Unterricht strömen, die an den Lippen hängen. Sırada bir Alman filmi var, Die Welle. Yönetmen Dennis Ganser. 60'larda Amerikalı öğretmen Ron Jones, Kaliforniya'da öğrencileriyle bir deney yapıyor. Faşist bir rejimin nasıl toplumu kıskacını alabileceğini araştırıyorlar. Bu uygulamanın yine ABD'de 1981'de filmi de çekiliyor. Sonra filmin bir novelizasyonu, yani romanlaştırılmasını da Todd Strasser gerçekleştiriyor. Kitabın ismi Third Wave. Die Welle filmi bu kitaptan yani filmden uyarlanmış ama karakterler ve deney günümüz Almanya'sına aktarılmış ve sonu değiştirilmiş. Başta söylediğim gibi konu şöyle. Aykırı bir pratik anlatımıyla öğrenciler arasında popüler olan lise öğretmeni Rainer Wenger, anarşist bir kimliğe sahip olmasına karşın baskıcı bir rejimin, otokrasinin nasıl olacağı hakkında ders vermek zorunda bırakılır. Öğrenciler artık o devirlerin geçtiğini, kimsenin böyle bir idare biçimine yüz vermeyeceğini, katılmayacağını söyler. Konuya ilgi çekebilmek ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak için öğretmen Wenger, yaratıcılığını konuşturur. Derslerde faşist bir söylemle örgütlenme geliştirir. Bu yolla faşizmin nasıl bir şey olduğunu öğrencilerinin doğrudan anlamasını sağlayacaktır. Başlarda her şey basit ve eğlenceli bir oyun gibi gözükse de gün geçtikçe dersle gerçek birbirine karışır ve işler çığırından çıkmaya başlar. Bana biraz 2001 tarihli The Experiment filmini hatırlatan Die Welle, Nazizm ve benzeri faşist, otokratik hatta totaliter rejimlerin minik minik çekirdeklerinin çeşitli
gruplar, sınıflar, topluluklar, cemaatler içinde toplumda yaşamaya devam ettiğini ve uygun şartları bulduğu takdirde hızla serpilip filizlenip tırnak içinde dalga dalga yayılmasının, yaygınlaşmasının günümüzde dahi o kadar da zor olmadığını bir kez daha hissettiriyor Bibel'e. Nazilerden konuşulurken herkesin direnişçi kesilip nutuklar attığı, nasıl boyun eğmişler diye Alman halkını ayıpladığı, yani bir nevi meydanı boş bulup salladığını gözler önüne seriyor film. Bilhassa modern zamanlarda, değil mi? Halbuki faşist ortam, herkesi içine çeken, korkunç bir vakum gibi seçim şansını ortadan kaldırıyor, normalini çarpıtıyor ve seni tırnak içinde yeni normalin bir parçası yapıveriyor. Sanıldığı gibi cehalet falan değil ana faktör. Bambaşka ele geçirme, pozisyon dinamikleri var. Faşist otokrasiler, totaliter rejimler zannedildiği gibi geçmişte falan kalmış değiller. Uygun ortamı kolluyorlar her tarafta, her toplumda. Psikoloji, sosyoloji, ekonomi nereden baksanız aslında faşizme karşı hala savunmasız olduğumuz gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Böyle süreçlerde kendini en çok kaptıranların doğal olarak bir önceki sistemde sosyal ya da ekonomik olarak en fazla dışlanmışlar ve zihnen zayıf kalmışlar olduğu da yadsınamaz bir gerçek olarak bir kez daha açıkça filmde gözler önüne seriliyor. Olayların kontrolden çıkışı bana biraz zorlama gelse de hem dün hem bugün tüm dünyada ve tabii ki Türkiye'de yaşanan benzer süreçlerin anlaşılması açısından başarılı bir yapım olduğunu not düşerek şimdi de Fransız sinemasına doğru yol alıyoruz. Et c'est qui lui? Mon ami Mondo. Mondo. Senaryosu Nobel ödüllü Fransız yazar Luc Lezion'un aynı adlı bir hikayesinden uyarlama bir filmden bahsedeceğim. Mondo. Yönetmen Tony Gatler, Çingene asıllı bir Fransız, Cezayir doğumlu. Filmlerinde genelde Çingene yaşamını ve toplumun dışında kalanları konu alan bir sanatçı. Çok filmi seyrettim, harikadırlar ki birkaç tanesini daha konuk ederiz mutlaka. Bilhassa Mondo rolünü oynayan, yani çocuk karakteri Ovidio Balan müthiş. Oyunculuk eğitimi falan da yok. Filmde Mondo isimli sokak çocuğunun aniden ortaya çıktığı Nice şehri sokaklarında karşılaştığı insanlarla ilişkileri anlatılıyor. Çocuğun bir ailesi, hatta geçmişi yok gibi. Sadece yüzünde geniş ve samimi bir gülümsemeyle insanlarla sohbet edip vakit geçirmeyi seviyor. Bir amacı yok sanki. Özellikle devlet kurumlarını gördüğü anda zabıta görmüş köpekler gibi ortadan kayboluyor. Film boyunca sanki Mondo kamera oluyor ve bize karşılaştığı insanların ve yaşadığı sokakların şiirsel bir panoramasını veriyor. Mondo ona iyi yaklaşan insanların hayatlarında olumlu değişimlere sebep olurken, bilhassa sistemde iyi yer kapmış olanlarda ve devlet kurumlarında çalışanlarda hakim olan duygusuz ve ilgisiz iklim dikkati çekiyor. Böyle değil midir gerçekten de genelde? Mondo sokaklarda yaşayan, sahne yüzü görmemiş bir şarkı gibi. Bedava olmasın karşın kimsenin dokunmaya cesaret edemediği bir duygu gibi ortalıkta dolanıp duruyor. Gündelik hayatın aktığı caddelerin umursamaz aceleciliği, sık yinelenen bir nakarat gibi sahnelerin arasına serpiştiriliyor. Dediğim gibi Mondo bir karakterden ziyade bence toplum içinde kapı kapı gezerek kalacak uygun yer arayan bir duygu hali olarak düşünülebilir. Ben öyle düşündüm. Kavga ve kabalığın panzehiri bir duygu paketi. Mondo. Husumetin ve düşmanlığın olduğu yerde yaşayamayan, tutunamayan, kaçan, saf ve sevgi dolu bir varoluş. Zamanın adetlerinden bağımsız, düzeninden bağımsız,
Aslında hepimizin yanı başımızda gezinip duruyor ama yok sayıyoruz, görmüyoruz. Görsek bile onunla arkadaş gözükmenin sizi kahpe kalabalığın gözünde kötü göstereceğini düşünüyorsunuz. Zamanın zebanilerine yaranma yarışında. En ufak bir doğallığa tahammülünüz yok. Her rastlayışınızda görmezden gelip yürüyüp gidiyor. Sonra da hayatınızın ne kadar sıkıcı, bayat olduğundan her fırsatta şikayet ediyorsunuz. Mondo ancak günlük koşturmacaların işgalindeki hayata dahil olmayan, sistemin tasma geçiremediği insanların yanında nefeslenebiliyor. Onun olmadığı bir dünyada ekmekler bile yanık çıkıyor. Zaten şairin dediği gibi. Önce ekmekler bozulurdu değil mi? Balık tutan adamın taşların üzerine harfleri yazarak okuma yazma öğretmesi. Thi Chin isimli Vietnam'dan gelen yalnız kadınla kurduğu sevgi dolu ilişki. Göçmen ailenin tüm yoksulluklarına rağmen neşeli ve paylaşımcı profil. Daddy ile olan arkadaşlığı, fırıncı kadının sabah verdiği bir dilim ekmek, karaya vurmuş bir sandıktan topladığı portakalları, sevdiği insanlara dağıtması ve daha birçok insanın içini ısıtan duygusal sahne var filmde. Hele postacıyı gördüğünde bana bir şey var mı diye sorması yok mu? Sanki adresi varmış gibi. Mondo yine bir gün dolaşırken balık tutan bir adamla karşılaşıyor. Adama işini soruyor. Aldığı yanıt anlamlı. Je suis marin sans bateau, gemisi olmayan bir denizciyim. Bu cevabı duyduğumda nedense Coleridge'in The Rime of the Ancient Mariner, şiirinin unutulmaz iki mısrası geldi aklıma hemen. As idle as a painted ship on a painted ocean. İşte Mondo tam da böyle bir film. A good feeling, as idle as a painted child on a painted street. Filmin ismine de göndermeyle tırnak içinde bu dünyayı, Mondo'yu ve çevresini sevdim diyerek bir kızıl topraklı dünya sineması programına daha son noktayı koyalım. Ve Enyedi İldiko'nun o unutulmaz filminden, şaheserinden bir sahneyle vedalaşalım. Sinemayla kalın, hoşça kalın.